Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, meclis açılışında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay dedi ki, 2020 yılı bütçesi sanayicimizin, esnafımızın, çiftçimizin, çalışanlarımızın, öğrencilerimizin, gençlerimizin, kadınlarımızın, çocuklarımızın bütçesidir dedi. Öyle mi acaba? Biz de vatandaş nezdinden bakarak bu bütçenin kimlerin bütçesi olduğuna yönelik bir tablo hazırladık. Sayın milletvekilleri, 2020 yılı bütçesi ne kadınların, ne çocukların, ne esnafların, ne çiftçilerin, ne sanayicinin, ne de gençlerin bütçesidir. 2020 yılı bütçesi garibanın, fakirin, fukaranın bütçesi değildir. Her zaman olduğu gibi fakirden alınıp zengine aktarılan bir bütçedir. Bakalım 2020 yılı bütçesi kimin bütçesiymiş? Sanayi ile başlayalım. Bir sanayi politikası düşünün ki işsizliğe çare olamıyor. Mühendisler ve teknisyenler kendi mezun oldukları alanda iş bulamıyor. 951 bin üniversiteli işsize bu bütçede tek laf dahi edilemiyor. İmalat sanayinde 11 ay üretim düşmüş. Fabrikalarda çekiç sesi susmuş ve %100 kapasiteyle çalışan neredeyse hiçbir sektör kalmamış. 91 megawattlık üretim kapasitemiz var Sayın Bakan. 90 bin megawatt. Ama 35 bin megawatt dolayında enerji tüketiliyor. Niçin? Çünkü fabrikalar kapanıyor onun için. Acı ama gerçek. Üretim ithalata bağımlı olduğu için durgunluk nedeniyle ithalat düşünce cari açığı düşürdük yalanıyla kendini aklamaya çalışan bir sanayi anlayışınız var. 2020 yılı bütçesi yapısal reformlara, sanayide kapsamlı dönüşüme ve yeni bir kapsamlı vergi düzenlenmesine değil, yine faize, borca ve en önemlisi iktidara sırtını dayamış 5 firmanın alacaklarına adanmıştır. Diğer yandan 2 yıl içerisinde elektriğe %71, doğalgaza %62 zam yaptınız. Bir de çıkıp doğalgaz olması gerekenden daha ucuz dediniz Sayın Bakan. İnsanlar fatura yüksek gelmesin diye evin tek odasını ısıtıyor. EPDK Kasım 2018 verilerine göre faturasını ödeyemediği için 14,5 milyon insanın elektriği kesildi. Yine EPDK verilerine göre 2014-2018 tarihleri arasında faturasını ödeyemediği için 5 milyon 400 bin ailenin doğalgazı kesildi. Bunlar ortadayken kamusal bir hak olan elektrik ve ısınma için insanlar evlerinde battaniyeye sarılarak ısınmaya başlamışsa buna çare bulmak sizin göreviniz Sayın Bakan. Siz ne yapıyorsunuz? Doğalgaz fiyatları ucuz diyorsunuz. El insaf. Gelelim esnafımıza. Esnaf borcu borçla ödüyor. Esnaf kepenk kapatıyor. Esnaf sattığının yerine yenisini koyamıyor. Son 5,5 yılda 570 bin esnaf kepenk kapattı arkadaşlar. Bu da yetmedi. Esnafı kara liste sorunuyla baş başa bıraktınız. Borcu olan esnafın sağlık sorununda, sağlık hakkında kısıtladınız. Kütahya Zafer Havaalanı için şimdiye kadar haybeden verdiğiniz 25 milyonu verin esnafımıza, can suyu olsun, nefes alsın, acile sicil affını da çıkartın, esnafı kepenk kapatmaktan kurtarın ve yerli piyasayı canlandırın. Çok mu zor yüz binlerce esnafımızın çıkarını bir şirketin çıkarının önüne koymak? Çiftçilerimize gelirsek, yem fiyatları uçtu, borç gırtlakta, inekler kesimhanede arkadaşlar. Vatandaşımızı ithal tarım ve hayvancılık ürünlerine mahkum etmekle kalmadınız, çiftçimizi de borç batağına sürüklediniz.
2002'den bu yana çiftçimizin borcu tam 217 kat arttı. Nüfus arttı, işlenen tarım alanları düştü. Neden? Sizin yanlış tarım politikalarınız yüzünden. Tarım kanunu gereği 2007 yılından beri her yıl çiftçiye vermeniz gereken ama vermediğiniz tutar 350 milyar lira. 2020 yılı için kamu özel işbirliği modeliyle yaptığınız yol, köprü ve hastane ihaleleriyle kayırdığınız şirketlere 18 milyar lira veriyorsunuz, garanti veriyorsunuz ama çiftçiye gelince cimriliğini tutuyor maalesef. Çalışanlara ve emekçilerimize gelelim. 7 milyon işçiyi ilgilendiren asgari ücret Türkiye'deki en büyük toplu iş sözleşmesidir. Asgari ücretin açlık sınırının altında olması en yakıcı sorunken asgari ücretin üzerindeki vergi yükü de en az onun kadar önemlidir. Belli bir sınırın altındaki ücretlerden vergi alınmamalı ve asgari ücret bunun temel kriteri olmalıdır. İşsizlik alıp başını gidiyor Sayın Bakan. Ülkemizde gerçek işsiz sayısı 7 milyona dayanmıştır. İşkur'un Kasım 2019 ayı raporuna göre bir yıldan uzun süredir işsiz olanların sayısı %341 arttı. İşsizliği azaltamıyorsunuz. İster enflasyonu, ister faizi sıfıra indirin, başarısızsınız. 2,5 milyon iş kişiye istihdam sağlayacağız diyordu Sayın Maliye Bakanı. Cumhuriyet tarihinin en büyük işsizlik rekorunu Sayın Maliye Bakanı'nda. Merak ediyoruz Sayın Bakan. Siz Aile ve Çalışma Bakanı olarak, kendisine lütfen bunu iletin. Aile ve Çalışma Bakanı olarak Maliye Bakanı'nın dediği bu sözün arkasını aradınız mı? Verilen sözler niçin tutulmadı? Sabahın erken saatlerinde işçi bulma kurumlarının önünde evinde ekmek götürmek umuduyla kuyruğa giren, sigortam olsun maaştan vazgeçtim diyerek karın tokluğuna çalışmaya razı olan insanları gördükçe sizin vicdanınız sızlamıyor mu? Bu tabloları görünce hiç mi vicdanınız sızlamıyor? Diğer yandan bu işsizlik koşullarında işsizliğin bir sopa olarak kullanarak bir işe kavuşanların esnek ve güvencesi çalışma ile terbiye edilmekte olduğunu, sendikasız dayatıldığını görünce hiç mi vicdanı sızlamıyor? Gençlerimize gelelim, öğrencilerimize. Anne babalar işlerini kaybederken ailelerine katkıda bulunmak, ülkelerine hizmet etmek, gelecek kurmak isteyen gençler işsiz. 2019 Ağustos ayında her 100 gençten 27'si işsiz durumda arkadaşlar. Çalışan gençlerin 2 milyona yakını kayıt dışı istihdam ediliyor. İşsizliğe bağlı genç intiharları da artıyor. Sadece son bir yılda ataması yapılmadığı gerekçesiyle 12 öğretmen adayı hayatına son verdi. KYK tarafından burs ödenen öğrenci sayısı öğrencilerimizin %10'u bile değil. Şu anda Türkiye'de öğrenim kredisi borcu olan 350 bine yakın öğrencinin 2 milyar 96 milyon lira borcu bulunmakta. 217 bin mezunun banka hesaplarına e-haciz geldi. Peki toplam borçları neye tekamül ediyor? Şehir hastaneleri için müteahhitlere 548 milyar TL ödeme yapmayı taahhüt ediyorsunuz ya, bu miktar öğrencilerin toplam borcunun tam 261 katı arkadaşlar. Vazgeçin israftan, şatafattan, kayırdığınız müteahhitleri sevindireceğinize 350 bin öğrencimizi ve ailelerini sevindirin. Kadınların durumuna gelince, kadınlar tarlada çalışmaya gitmek üzere istiflendikleri kasalarda geçirdikleri trafik kazalarıyla, ev işçisi ve evin camını silerken düşerek ya da iş yerini basan bir erkek tarafından vurularak yaşamlarını yitiriyor. Ölen kadın işçilerin çoğu sendikasız, %75'i ise kayıt dışı çalıştırılıyor. Türkiye'de her 10 kadından 4'ü hayatları boyunca sadece kadın olduğu için şiddet görüyor. Kadını şiddete önlemek için tedbirler alacağınıza bunu protesto eden kadınları yaka paçağı gözaltına alıyorsunuz. Bu mu sizin kadına verdiğiniz değer? Çocuklarımız için durum farklı mı arkadaşlar? Çocuğa yapılan harcama geleceğe yapılan harcamadır. Var mı bu bütçede geleceğimiz? Yok. 500 milyar dolara ulaşan borcumuz çocuklarımızın geleceğini pranga altına almıştır. Ülkemizde her 5 çocuktan biri çalışıyor. Son 10 yılda 483 bin kız çocuğu evlendirildi. Yılda ortalama 8 bin çocuk istismara uğruyor. Ne var bütçede çocuklarla ilgili gelecek kaygısını giderecek? İktidarınız boyunca 2 trilyon dolar vergi topladınız.
Vatandaşın sırtındaki vergi yükünü de sürekli artırdınız. Bunun üstüne 70 milyar dolarda özelleştirme yaptınız. Pekala, soru şu: bu paraları ne yaptınız? İşsizliğe çare mi buldunuz? Yüksek teknoloji kapasiteli fabrikalar mı açtınız? Sanayiyi geliştirmek için iş garantili meslek okulları mı açtınız? Eğitimi, sağlığı parasız mı yaptınız? Kamusal hak olan elektriği ve ısınmayı mı ucuzlattınız? Buyurun Sayın Girgin, tamamlayın sözlerinizi. Anlıyorum başkanım. Yatlara verdiğiniz gibi çiftçiye mazotu ucuza mı verdiniz? Gasp edilen hakkını isteyen EYT'lilerin derdine derman mı oldunuz? Eğitim ve sağlık emekçilerine, emniyet görevlilerine, imamlara 3600 ek gösterge hakkı mı tanıdınız? Emeklilere refah payı mı verdiniz? İntibak sorununu mu çözdünüz? Mevsimlik orman işçilerine kadro mu verdiniz? Tüm taşeron işçilere eşit statüde kadro hakkı mı tanıdınız? 4C özelleştirme mağdurlarına gerçek anlamda 4B hakkı mı verdiniz? Ne yaptınız? İsraftan, şatafattan başka ne yaptınız? Tekrar soruyorum şimdi. 2020 bütçesi kimin bütçesi? Sayın Maliye Bakanı'na sözüyle tekrar hatırlatmak istiyorum. Değerli arkadaşlar, bakın burası çok daha önemli. 2020 yılı bütçesi ne esnafın, ne çiftçinin, ne köylünün, ne gençlerin, ne çocukların bütçesidir. 2020 bütçesi fakirden alıp zengine aktaran bir bütçedir. Hepinizi saygıyla... Teşekkürler Sayın Girgin.